Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel iki renkle cetvel kullanarak tığ işi güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle mavi ipimle anlatım yapacağım. Ama kamera arkasında lila ipimle yaptım. Onu da sizlere video sonunda göstereceğim. Şimdi daha net anlaşılması açısından mavi ipimle yapacağım. İpimin markasını bilmiyorum arkadaşlar, kaybetmişim kağıdını maalesef. Şöyle simli iplerden diyebilirim. Bu iplerle şal yapılıyor, yelek yapılıyor. Öyle söyleyebilirim. Evet, şimdi hemen başlıyorum. Şöyle sıkılama zincirimi çektim. Sonrasında gevşek bir şekilde zincirlerimi çekiyorum. Evet, göz kararı zincir çekeceğim. Fazla gelirse kenardan keseriz arkadaşlar. Siz de zincirlerinizi biraz fazla çekin her ihtimale karşı. Evet, benim model anlatımım için bu kadar zincir yeterli olacaktır. Şimdi şöyle bakın şuradan tutuyorum. 1 2 3 zincir çekip tığımın üzerine alıp tuttuğum yere batıyorum ya da geriye doğru 3 tane sayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. 1 2 3 defa da çekiyorum. Tığımın üzerine tekrardan aldım bakın. Bir yanındakine batıyorum. 1 2 3 defa da çektim 1 2 3 tane oldu devam ediyorum 1 2 3 3 defa da çektim toplamda 4 tane trabzanım oldu burada şimdi 5. trabzanı bu şekilde yapacağız 1 2 3 ve 4 zincir çekerek yapacağız 4 zincir çektim bakın bir yanındakine battım İpimin aşağıda kalması için dördüncü trabzanı zincirle yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şu an, pardon beşinci trabzanı. Bir iki üç dört beş tane trabzanımız oluştu. Şimdi burada ipimi uzatıyorum. Bakın yan tarafa geçtikten sonra pardon şuraya geçelim bir yanına geçiyoruz. İpimizi buraya sabitliyoruz. Ondan sonra ipimizi uzatıyoruz. Şöyle düz bir şekilde uzattım. Kıvrılmasın. Ve cetvelimin içinden geçirdim. Evet, devam ediyorum. Bakın, bir yanındakine batıyorum. Şöyle çıkardım. Battıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve uzatıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum cetvelimi. Tekrarlayacağım burayı bakın. Bir yanındakine battım. Şöyle dibine bir zincir çekeceğim. Uzatacağım ve verimin içinden geçireceğim. Bakın sırasıyla hiçbir zinciri atlamadan aynı işlemleri tekrarlayacağım. Şöyle bir yanındakine battım bakın. Dibine bir zincir çekiyorum mutlaka. Şöyle zincirimizi çektik uzatıyorum. Çetvelimin içinden geçirip şöyle sıkıyorum. Devam edelim. Bakın tam dibinden çektim. cetvelimin içinden geçiriyorum ve sağlamlaştırıyorum. Evet. Devam edelim. Bir tane daha göstereyim hemen. Bakın dibine battım. Çıkardım. Bir zincir çektim. Uzattım ve cetvelimin içinden geçirerek tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. Burayı 10'a tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane tamamladık ve devam ediyoruz. Şöyle ipimi parmağıma doladım ve bir yanındakine batıyorum yine bakın buraya battım 1 2 3 4 zincir çektim tığımın üzerine doladım yanındakine batarak 1 2 3 defa da çektim bakın bunu da bir sayıyorum trabzan bunu da bir sayıyorum iki trabzanım olmuş oldu 5'e tamamlayacağız 1 2 3 defa da çektim yine. Evet 1 2 3 defa da çektim. Bakın toplamda 4 oldu. Şimdi 5. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir yanındakine bakın bir yanındakine batıyorum. Ve 5. de buraya yapıyorum. Evet. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Yine model başlatmak için. Bir yanındakine battım. Bakın şöyle sık iğnemi yaptım ve uzattım. Geliyorum yine aynı işlemleri yapacağım. Bakın şöyle geçirdim. Bunlar böyle arada kalacak. Evet geçirdim. Bir. tane daha yapayım arkadaşlar. Şöyle iki bakın. Bir yanındakine batıyorum. Şöyle çekiyorum. Ucuna bir zincir önüne. Ve bu şekilde. Buraya da buradaki gibi 10 tane geçireceğiz. 10 tane ip geçireceğiz. Cetvelimizin üzerine. Ve sonrasında yine buradaki aradan yapacağız. Ve bu şekilde devam edecek. Şimdi ben kamera arkasında şöyle uzatayım bunu biraz. Sonrasında toplama işlemi için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar bakın ikinci onluyu da yaptım buraya. Şimdi dört tane yine üç zincir yaptım. Üç tane de trabzan yaptım yanına bakın. Dörtlü oldu şu zincirle birlikte. Burada beş, beşinciyi bu şekilde yapacağız. Bakın şöyle üçlü üç defada çektiğim bir trabzan yaparak yapacağım. Yani 4 zincir çekip batmayacağım. Onu da belirteyim. Hani burada 4 zincir çekip batıyorduk. Burada ipimizin tepede kalması için bu şekilde yaptık. Şimdi ipimi uzatıyorum. Ve burayı cetvelden çıkarıyorum artık. Evet bakın bu şekilde cetvelden çıkardık. Bozulma yapmaz arkadaşlar. Dibine zincir çektik çünkü. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Şöyle tutalım önce. 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim tığımın üzerine aldım buna değil buna batıyorum 1 2 3 defa da çektim bir yanındakine geldim 1 2 3 defa da çektim yine bir yanındakine battım Evet 3 defa da çektim ipim burada koptu arkadaşlar burayı bağlayarak devam edelim Evet arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanım oldu. Şimdi 5. trabzanı bu sırada bu şekilde yapıyoruz. Zincir çekerek değil. Şöyle zincirin tepesine batarak 1, 2, 3 defa da çekip 5. trabzanımızı da yaptık. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane trabzanımızı yaptıktan sonra buradaki 5 taneyi önce bir alıyorum. Şöyle tutuyorum. Şimdi kalan beşi alıyorum. Bakın bu şekilde. Kalan beşi de aldım. Şöyle tutalım burayı ve bunun içinden çıkaralım. Buradaki diğer 5 tanenin içinden çıkardık. Bakın bunu buraya aldık bu beşliği. Bu beşli de burada kalmış oldu. Şimdi şöyle tığımı içinden çıkarıyorum. Evet yine aynı yere geldim. Bir tanesini aldım. Sık iğne yaptım. Diğer bir tanesini aldım. Sık iğne yaptım. Üçüncüyü alıyorum. Sık iğne. Dördüncüyü alıyorum. Sık iğne. Ve son olarak beşinciyi alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi gelelim bunlara. Bunları da aynı şekilde bakın tutuyorum. Şöyle düz bir şekilde alıyorum. Şöyle. Bir. 2 3 4 Bakın çok güzel bir görüntüsü oluyor bunun. 5 Çapraz bir görüntü elde ettik ve gerçekten çok güzel duruyor şöyle. Evet, şimdi devam edelim. Hemen tığımın üzerine alıyorum. Hiç zincir çekmedim bakın. Buradaki şu zincirlerin en tepesine bu şekilde battım. Çıkardım. 1 2 3 defa da çektim tığımın üzerine tekrardan aldım bir yanındakine battım bakın 3 defa da çıkardım bir yanındakine ara kısmımızda 5 olacak arkadaşlar sayıların trabzan sayılarının azalmamasına dikkat edelim bakın 5. yapacağız Evet şimdi dört tane trabzanımızı yaptık 5. trabzanımızı bu zincirin tepesine yapıyoruz yani şöyle şuraya batarak yapıyoruz yine 3 defa da çekiyoruz Evet yine gelelim buraya Buradan yine toplamaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 4 5. 5 tanesini topladım bakın. 1 2 3 4 5. Tuttum. Öbür beşliği aldım. Bakın bunu şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle tutuyorum. Bu 5 tanenin içinden geçirerek çıkarıyorum. Bunu bu tarafa alıyorum bu beşliği. Evet şöyle şunları düzeltin aldıktan sonra arkadaşlar üst üste geçtiyse eğer sıra bozulmasın burada bakın şöyle düzelttikten sonra sonra bu tığımın içinden çıkarıyorum ve sırasıyla bakın aynı şekilde alıyorum. Şöyle Evet oldukça kolay bir model. Yapımı çok kolay. Bu modelden çok güzel şal olur arkadaşlar ve Çeyizlik gelin yelekleri yapıyorlar, çeyizlerde oluyor. Onlara da çok güzel olur. Yine bu iplerle yapabilirsiniz ya da şal ipleriyle yapabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde çok güzel bir görüntüsü oldu yine modelimizin. Şimdi tığımızın üzerine aldık. Buradaki zincirimizin tepesine batacağız ama iki katlı olarak batalım sağlam olsun. 1 2 3 bir yanındakine geçtim 3 defa da çektim bir yanındakine evet bir yanındakine 3 defa da çekiyorum ve burada bu sona geldiğim zaman arkadaşlar yine şöyle zincirin trabzanın tepesine battım ve ipimi tepeye aldım Evet ikinci sıramızı başlatalım yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar 4 zincir çektim bir yanındakine battım. Evet bakın bu şekilde bir yanındakine burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve şöyle şu tırabzanın tepesine batıyorum bakın. Şimdi bir yanındakine batarak bir sık iğne yapıyorum ve ipimi burada uzatıyorum. Bakın ipimi uzattım cetvelimin üzerine geçirdim. Burası kenar kısmımız. Şimdi ise yine aynı şekilde modelimizin buradaki saçaklarını oluşturuyoruz. Şöyle uzatalım. Evet. Bakın 3 tanesini aldım. Hepsini şu modelin üstünden alacağız. Toplamda 10 tane. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 tam 10 tane 10 taneye denk geliyor bunun hepsini tığın üzerine alıp yine aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar daha fazla göstermeme gerek yok aynı işlemleri tekrar edeceğiz şimdi ben kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum modelim de bu şekilde oldu bunu lila rengiyle yapmıştım Kameranın önünde mavi yaptım. Daha anlaşılır, daha belirgin olsun diye. Bu arada hemen arka tarafını da göstermek istiyorum. Arka tarafı da aynı görünümde. Ön tarafı da aynı şekilde. Evet böyle bir model şal yapımında ve yelek yapımında kullanılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.